Gazetenin 7 Ekim ve 13 Ekim sayılarına bir toplatma kararı verildi. Gazetenin o sayılarına baktığımızda Kürt Halk Önderi'nin öne çıktığı manşetler biraz göze çarpıyor. Aslında bu sansür ve baskı mekanizması çok uzak olduğumuz bir durum değil. Sürekli bize yeni yaşama, özgür basına erişim engeli de çok kısa bir tarihle erişim engeli de aldık. Nitekim sosyal platformlarda aslında sürekli bir sansürleme ve haberlere erişim engeli söz konusu. Böyle bir baskı hali söz konusu ama son süreçlerde özellikle mevcut gündemin de bence etkisiyle Kürt sorununun bu kadar tartışıldığı bir süreçte ve İmralı'daki tecridin 43. aya gittiği bir süreçte aslında belki bu süreci şöyle tanımlamak gerekiyor. Çünkü şu yaşadığımız habercilik anlamında biraz şuna denk geliyor. İmralı'da sürdürülen tecridi, şimdi ona yönelik haberlere de bir tecrit hali söz konusu. Örneğin 7 Ekim'de yazarımız Fırat Can'ın yazısı vardı. 3. Dünya Savaşı kaostan ve krizden çıkışın yolu. Hem 3. yolu anlatan hem de Kürt Halk Önderi'nin uygulanan tecriti ve onun çözüm önerilerini anlatan bir yazıydı. Ona bir erişim engeli geldi. Sonra da gazeteye toplatma kararı geldi. Bir diğer toplatma kararı da tam da işte Ahmet'te Büyük Özgürlük Mitingi yapıldığı bir günde gazetenin yaptığı bir röportaja geldi. Aslında röportaj Rojova'da Efrinli ve Kobaneli kadınlarla yapılan işte Kürt Halk Önderi'nin Rojova'ya geçtiği süreci anlatan bir metindi ve o sözlerde halkın talepleri, halkın sözleri iki yazıda da aslında bu halkın yıllardır söylemeye çalıştığı sözlerin bir manşete yansımasıydı. İşte manşetimiz her Kürt'ün hayali Öcalan'ı görmekti. Nitekim miting de bunu doğrular nitelikteydi ama buna şu gerekçeli bir toplatma kararı getiriyorlar. İşte örgüt propagandası şeklinde hem aslında halka yönelik bir tecrit olarak bunu yorumlayabiliriz. İnsanların sözlerini söylemeye, barış taleplerini bastırmaya ve özellikle İmralı'daki tecrite yönelik tepkilerine bir tecrit hali söz konusu. Genel olarak da hani bunu biraz da basın üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Gazetede yani birçok mecraya girebilen, ulaşabilen yine mesela eylem alanında taşınan bir materyaldi. Belki de bu açıdan hani bir araç olarak buna dönük bir toplatma. Yani toplatma özünde evet sürekli yaşadığımız biz baskı ama bu iki sayı özelinde tecrit haberlerine de İmralı haberlerine de başka bir tecrit uygulanmaya çalışıyor. Belki de buna karşı durmak lazım aslında. Tam da halkın sözünü biz hep dile getiririz ya, özgür basın üzerinden bir şekilde halkların haber alma hakkına bir müdahale söz konusu. Şu anda da doğrudan sözlere bir sansür, bir baskı getirmeye çalışıyorlar. Bu toplatma kararı özünde budur. Bu aslında bir itiraftır. Israrla bir Adalet Bakanlığı bu ülkede bir tecrit olmadığını söylüyor ama hem arkadaşlarımızın tecrit haberleri yaptığı için yargılanmaları, hem yeni yaşama getirilen bu sansür, bu toplatma kararı bu tecritin tam olarak itirafıdır. Hem bu noktadan aslında bakmak lazım toplumun nasıl bir cendere içine alınmaya çalışıldığını, nasıl bir baskı ortamı yaratılmaya çalıştığını ve toplumun özellikle tecrit konusu gibi hassas bir konudaki tepkileri nasıl bastırmaya yönelik bir çaba olduğunu görünür kılmak açısından bu hem teşhir edici bir durum, hem duruşma aslında, hem gazetemize yönelik saldırılar. Buna karşı evet hep şeyi ifade ederiz, dayanışmak, işte güçlenmek, ortaya koymak ama dün aslında halk sözünü söyledi, hani barış talebini dile getirerek İmralı'dan başlayacak bir çözüm için taleplerini dile getirdi. Elbette bizler de halkın sözünü duyurmaya devam edeceğiz.